Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızda yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecan içerisindeyiz efendim. Yine her zaman söylediğimiz gibi teknolojinin iyi nimetlerinden faydalanıyoruz ve karşımda Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu var. Sayın Memişoğlu hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Yani karlı bir deniz günündeyiz. Yani kara ve yağmura, özellikle kara çok ihtiyacımız vardı. Geçen hafta bu şeyden Karataş yolundan bir Kızılca bölüğe geçtim. Orada Pınarlık Barajı vardır belki biliyor musunuz bilmiyorum. Evet. Yani hiç su yoktu. Orada hiç su yoktu ve hatta şöyle söyleyeyim sanırım barajın tahliye için yapılmış kanal ağzı vardı bir tane. Rogar kapağı gibi dedi ne dersek. Onun altındaydı su. Açıkçası yağmurun, karın olması hepimiz için önemli. Üretim için önemli. Yani eğer su olmazsa açıkçası üretim yapmak zor. Tarım zor. Sadece tarım değil yani boyaneler çalışmaz. Üretim olmaz, ihracat olmaz. Hepimiz için ihtiyaç. Onun için bu yağan kar açıkçası bereket için yağıyor. İnşallah afatsız, günlük yaşamı etkilemeyen bir şekilde yağar diye duamızı edelim. Buyurun. Tabii tüm Türkiye'mize ihtiyacı var şu an. Evet. Suyu da iyi kullanmamız gerekiyor. Her yerde suyu iyi kullanmamız lazım. Tasarruftan artık tasarruf zamanı değil, evet. Tutma zamanı diyebiliriz. Ve tabii sadece evlerimize değil, işletmelerimizde de böyle olacak evet. Diye düşünüyorum. Ve zaten sizi yakalamışken şöyle, yani Ar-Ge çalışmalarıyla birçok firmada veya boyanede kullanılan diyelim daha önce 1 kilo havluyu yıkamak için boyamak için işte 30 litre su kullanılıyorsa mesela örnek bilmiyorum rakamları sadece atıyorum. Şimdi nasıl bunu 20'ye 15'e indirebiliriz? Ona çalışılıyor. Mesela suların geri dönüştürülüp tekrar kullanılmasına çalışılıyor. Yani bütün firmalarımız bunun özellikle geleceğe görebilen firmalarımız bunun farkında ve bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar ve aynı zamanda mesela güneş enerjisi birçok artık fabrikamızın çatılarında güneş enerjisi panelleri olmaya başladı. Bunlar evet o fabrikanın elektriğini komple üretmese de en azından ürettiği enerjinin bir bölümünü tükettiği enerjinin bir bölümünü üretmesine yarıyor. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey bu. Firmalarımız özellikle dış giyim çalışan firmalarımız açısından Avrupa ya da Amerika'daki müşterilerine bu sürdürülebilirlikle ilgili yeşil mutabakat çerçevesinde doğayı koruma penceresinde diyelim kendilerini farklı bir yere oturtuyor ve daha rekabetçi hale diğer rekabetçileriyle farklı bir yere koyuyorlar. Bu Avrupa'daki ve Amerika'daki büyük satın alma grupları kendi enerjisini en azından bir bölümünü üreten çevreye duyarlı biraz önce bahsettiğim gibi aynı üretimde daha az suyu kullanan firmaları tercih ediyorlar. Bu da bizi bir nevi o yana doğru itiyor açıkçası. Sayın Başkan aslında bazı başkanlık dönemleri vardır. Dünyayı kasıp kavuran salgınla olabilir veya başka dünyayı kasıran krizlerle mücadele olabilir. Siz öyle bir dönemde başkansınız ki hem salgın hem kriz denilebilecek bir ortamdasınız ve Türkiye'nin de büyük rakamsal değeri olan ihracatın da İhracatçılar Birliği Başkanısınız. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. Pandemi dönemi nasıl geçti bir başkan olarak soruyorum. Tabii sanayicisiniz de. Geçti değil olarak. Nasıl geçiyor demek lazım bence Sedat Beyciğim. Yani biliyorsunuz hala pandeminin içindeyiz. Belki de üçüncü bir dalganın içindeyiz. Çünkü bakıyoruz evvelsi gün 21 bin, pardon 2 gün önce 21 bin, evvelsi gün 26 bin, dün 30 bine yaklaşan vaka sayıları ve rakamlar artıyor.
Ama inşallah bu Ekim'in sonunda, Kasım ayında, Aralık'ın ilk haftalarında yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacağız diye umuyoruz. Bu işle yetkili insanlarla konuştuğumuzda onlar bize aşının artı geçiren insanlarda oluşan antikor sayesinde Kasım'daki kadar olmayacağını ama şu anda rakamların katlanarak büyüdüğünü söylediler. O nedenle bu tedbir, maske, mesafe, yani temizlik, tedbirler bırakmamak lazım. Temizlik, maske, mesafe. Ben bu temizliği musluk olarak değiştirerek 3M kuralı diyorum buna. Musluk, mesafe ve maske, musluk, mesafe. Evet, şimdi oldu. Kusura bakmayın, yani saat 5 olunca kafalar bayağı bir yoruluyor. Onun için lütfen kıymetli izleyicilerimiz bağışlasınlar. Tabii bu 3M'ye aslına bakarsanız pandemi için bir 3M daha ilave etmek lazım. Moral, motivasyon ve maneviyat diye. Çünkü vücudumuzun bağışıklık sistemiyle alakalı bir hastalık biliyorsunuz. Eğer moralimiz, maneviyatımız, motivasyonumuzu kaybedersek o zaman bu hastalık bizi çok daha kolay buluyor. O nedenle mümkün olduğunca bu ikinci 3M'yi de yüksek tutmak lazım. Yani 3 tane görülebilen mesafe, maske, musluk, 3 tane de görülemeyen moral, maneviyat ve motivasyonla inşallah bu işin üstesinden gelmek mümkün. Şimdi ihracatçılarımıza öncelikle teşekkür etmemiz lazım. Geçtiğimiz sene özellikle Denizli ihracatçılarımızı bunu söylüyorum. Geçtiğimiz sene Türkiye ihracatımız hepimizin bildiği gibi %6 eksiyle kapattı. Ki bu pandemi döneminde dünya ticareti bunun çok daha üstünde bir oranda daraldı. Ama buna karşılık Türkiye ihracatı çok şükür ki sadece -6'yla bu yılı geçirebildi, 2020 yılını. Denizli ise bu yılı 0.25 artıyla kapattı. Burada herkesin de daha önce de birkaç defalarca söylediğimiz gibi Ocak ve Şubat artıyla giderken Mart'ta pandeminin ülkemize de ilan edilmesiyle, yani vaka rastlarının ilan edilmesiyle, bu arada zaten Avrupa'daki firmaların birçoğu kapatılmıştı. Çünkü biz genelde Avrupa'yı bir 15 gün gibi geriden takip ediyoruz. 15 gün 3 hafta gibi. Yani 15 gün 3 hafta önce Avrupa'da yaşanan, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da yaşananın bu konudaki salgın, olay vesaire bizim ülkemize 15 gün 3 hafta sonra sirayet ediyor. Mart ayında eksiyle bir rakam, eksi %15'le kapattık. Bunu Nisan'a ve Mayıs'a %40 ve %49 eksilerle devam ettik. O zaman düşündüğümüzde dedik ki herhalde bu sene 2 ayı kaybettik. Ama çok şükür ki Haziran ayında %20'lik artış, ondan sonraki aylarda da devam etti o günden bugüne kadar. Bu arada Eylül'de, Ekim'de bugüne kadarki en yüksek Denizli ihracat rekorlarını kırdık. Ve mesela en son Aralık ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %32 artışla kapatmıştık açıkçası. Ve bu 30'lu rakamlarda hala devam ediyor çok şükür. Bu yıla gelince devamını gene ocağı ve Şubat'ı da artta kapattık. Mesela Şubat'taki ihracat artışımız Denizli'nin %31. Mart ayında da bunun da üzerinde bir artışla şu an devam ediyoruz. İnşallah ay sonunda rakamları açıkladığımızda kıymetli izleyenler, vatandaşlarımız bunları görecekler. Burada peki ne oldu? Madem bu kadar kriz varken düşündüğümüzde, bizim biliyorsunuz ilimizin lokomotif sektörü ev tekstili. 2019 senesinde ev tekstili ihracatı, deniz ihracatının, tekstil ihracatı, deniz ihracatının içerisinde %43 bir payı vardı. Bunu 2020 senesinde %53 olarak gördük. Yani bazı sektörlerimizdeki kayıpları tekstil sektöründeki artışlarımız kapattılar. Bu Ocak'ta ve Şubat'taki artışın devam etmesinin sebeplerinden bir tanesi de diğer sektörlerin, makinenin, madenin, doğal taşın, kablonun, bakırın geri gelmesi, onlardaki artışların yüksek oranlarda gerçekleşmesiydi. Ve öylece de şu anda da gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu sene bu tekstilin de bu arada rakamsal olarak değeri artıyor. Oranı ne kadar düşse de rakamsal olarak değeri artıyor. İzleyenlerimizle şunu paylaşmak lazım bunun sebebine. Çünkü Avrupa'da hakikaten bir büyük kriz var. Mesela Almanya dün açıkladı. Gene
Nisan'ın ilk 5 günü ayın 1'inden 5'ine kadar komple kapattılar. Ve ayın 18'ine kadar da bugünkü kurallarla, kapalı olarak, kısıtlamalarla devam edecekler. Birçok ülkede marketler önemli bir miktarda kapalı. Hatta sanırım 2 gün önceydi. Almanya'da bazı iş yerlerinin açık kalabilmek için tuvalet kağıdı koyduklarını gördüm televizyonda, haberlerde. Çünkü tuvalet kağıdı satanın açma izni varmış. Normalde adam giyim firması, tuvalet kağıdı ile hiç işi yok ama iş yerine tuvalet kağıdı satarak tuvalet kağıdı mahallesiyle mekanını açık tutmaya çalışıyor. Yani sadece bizim ülkemizde değil böyle pratik çözümler. Başka ülkelerde de görülüyor demek ki. Burada ev tekstil firmaları ya da tekstil firmaları uzak doğudan, Pakistan'dan, Hindistan'dan aldıkları siparişleri miktarları düşmek zorunda kaldı. Bu düşen miktarları da, siparişleri de o bölgelerde yaptırma imkanı çok olmadığı için kısa ve zamanda hızlı termin veren Türk firmalarını tercih ettiler. Bu da geçtiğimiz yıldaki hem dış giyimdeki hem de ev tekstilindeki ihracat artışının, yani genel olarak tekstildeki ihracat artışının sebebi bu. Ve bu şu anda da bu hala devam ediyor. Yıllardır Türkiye'den, daha önce Türkiye'den çalışan ama artık Türkiye'den mal alımını kesen birçok firma siparişlerini Türkiye'ye doğru yönlendirmek durumunda. Tabii bu güzel, hepsi bunların güzel de bu sefer de bir ham madde problemi var. Açıkçası iplikte problemler yaşıyoruz. Sonra malı ürettik diyelim, konteyner ya da tır bulmakta problem çekiyoruz. Çünkü dünya ticaretinin balansı bozuldu. Yani dünyada normal bir sirkülasyonda dolaşan konteyner trafiği, normal bir taşımacılık gemi trafiği, normal bir tır trafiği vardı. Ama birçok ülkede bu akışlar kesildi. Yani Amerika'da ve Avrupa'da ihracat düştü. Biliyorsunuz ilk başta Çin'de üretim durmuştu. Ama Çin Mayıs ayından itibaren %100 üretimine devam ediyor. Fakat Mart'tan Nisan'dan itibaren bu sefer Avrupa'da ve Amerika'da üretim durunca Amerika'ya ve Avrupa'ya gelen bu konteynerler buralarda kaldı. Çünkü oralardan ihracat bayağı bir düştü. Bu arada ham maddelerin yerine ulaşmasında sıkıntılar oldu. Sonra dünyada ham madde fiyatları hiç artmayanı %30-%40 arttı. Yani bunun %100'ün üzerine çıkan bazı ham maddeler var. Şimdi haberlerde izliyoruz. Çip, bu otomobil ihracatımız biliyorsunuz ülkemizdeki en yüksek ihracat kalemi. Bazı otomobil fabrikalarının çip ithal edemedikleri için üretimlerini durdurmak zorunda kalacakları ile ilgili birkaç gündür haberleri okuyoruz. Açıkçası üretmek, ham maddeye ulaşmak, üretmek, ürettikten sonra bunu müşterinize sevk edebilmek çok zor. Bugün sabahleyin bizim timde, İhracatçılar Meclisi'nde bir toplantımız vardı. Türkiye'deki en büyük televizyon firmalarından birisi ki üretiminin yaklaşık %75'ini Avrupa'ya satıyor. Diyor ki müşteri hazır, bizde depoda mal hazır ama maalesef malı yükleyecek konteyner bulamıyoruz diyor. Yani bunu yılda 4-4,5 milyar dolar ihracat yapan bir firmanın CEO'su söylüyorsa yani hakikaten durum çok sıkıntılı. Ha bununla ilgili çözümler ne olur? Bunları da düşünmek lazım. Kısa vadede yapılabilecek çözüm açıkçası çok görünmüyor. Çünkü hadi biz 1000 tane konteyner üretelim, 10.000 tane konteyner üretelim, bunu bir anda sürelim dediğinizde konteynerların maliyeti, sonra devam etmesi, devamının gelmesi, sonra onu taşıyacak geminin ayarlanması, bunlar bu tip problemler var. Alternatif olarak burada özellikle Avrupa için demiryolu taşımacılığını düşünmemiz, onu öngörmemiz açıkçası ihracatımızın sekteye uğramadan devam etmesi için düşünülebilecek formüllerden bir tanesi ve Ulaştırma Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Bunu biliyoruz. Bizi sorduğumuzda, bu problemimizi anlattığımızda bize verilen cevaplardan bir tanesi buydu. Biraz önce ham maddeden bahsederken tekstil dedik. Tekstil ülkemizin en büyük problemi. Gerçi siz bana pandemiyi sordunuz ama sanırım ben hepsini bir torbada anlatıyorum size. Hayır. Ben sözünüzü kesmek istemiyorum. Evet. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Sizi de bulmak gerçekten çok zor. Siz devam edin lütfen. Benim soracağım soruların hepsini zaten açıklıyorsunuz. Buyurun lütfen.
Öncelikle beni bulmak sıkıntı kolay. Yok, problem onu söyleyeyim. Şimdi yüzü bulamadık Sayın Başkanım. Ha, saat 5'i 5 geç aradınız da ondan. Ha, yüzü 5'e 5'e 5 evet. Neyse işimiz latife. Şöyle söyleyelim. İplikte bir problemimiz var. İlimiz için bu çok önemli. Çünkü pamuk fiyatlarında yaklaşık olarak bir %25 gibi artış oldu. Fakat bu artış da sanırım firmalarımız bir anda acaba diğer ham maddelerdeki gibi pamuk artar mı diye bu sefer iplik firmalarına saldırdılar. Ve iplik firmaları Mayıs sonuna, Haziran sonuna hatta bazıları Temmuz ayını sattıklarıyla ilgili duyumlar aldık. Tabii biliyorsunuz arz talep dengesi de gene bozulunca bir anda arzın fiyatı artar. Yani bizim babalarda bir laf vardır. Allah bollukta alıcıya, darlıkta satıcıya insaf versin diye. Tabii iplik fiyatları normalde pamuğa %25-%30 gelmişken iplik fiyatları %45-%50 arttı. Bu arada gene bu konteyner taşıma problemleri ve kış şartları dolayısıyla özellikle ilimizi besleyen Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan iplik ithalatını çok gerçekleştiremedik. Bu da gene Türkiye'den gidecek tırların olmamasından kaynaklandı. Çünkü oradan bir tır buraya geldiğinde geri ihracat yükü bulamazsa gelmek istemiyor. Yani bu dengesizlikler, bu pandeminin toparlayacak olursak etkilerini üretimde, imalatta, navlunda, lojistikte birkaç aydır yaşıyoruz. Ve görünen şu ki yaz sonuna kadar da bu konteyner problemi, bu kamyon problemi, tır problemi açıkçası sürecek gibi görünüyor. Bizler de bununla ilgili alternatifler üretmeye çalışacağız. Uzun vade için belki yerli ve milli bir uluslararası deniz taşımacılığı ağı oluşturulabilir mi? Çünkü çok gemimiz var aslında ya da birçok dünyanın birçok ülkesine gemi yapıyoruz. Mesela bu Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiğinizde hemen bacaklarının sağında bir orada tersane var. Birçok tersane var da. O tersanede bugün Norveç ordusuna yapılan büyük büyük gemi ve hem büyük hem son teknolojiye haiz gemiler var. Gemi imalat sektörümüz çok ileri durumda ülkemizde. İnşallah uzun vadede dediğim gibi eğer yerli ve milli bir demir yolu deniz yolu taşımacılığı ile ilgili bir sistem oturtulabilirse belki bir daha ileride olası problemlerde daha kolay çözümler üretebiliriz. Çünkü şu anda problem global, ancak global çözümlerle bunda yürümek mümkün. Bu da nedir? Boş konteynerların yığıldıkları yerlerden, boş bekledikleri yerlerden üretimlerin sürdüğü yerlere aktarılması. Şu anda bu yapılmaya çalışılıyor. Ha, Amerika pek vermek istemiyor boş konteynerları, ancak dolu konteynerle çıkabilirsiniz limanlardan diyor ama bir yerden sonra o da açıkçası pes etmek zorunda kalacak. Sayın Başkan, iki tane soru sormak istiyorum. Bu iki soru da şu. Öncelikle pandemi yaşanmadan önce sizin çok güzel bir projeniz vardı. Tüm ilçeleri gezip ilçelerden ihracatla ilgili bilgilendirmeler yapıp aslında tüm denizin merkezini ilçelere de yayarak ihracatı daha da yükseğe çıkartmaktı. Bir. İkincisi ise Denizli olarak, sanayicileri olarak biliyorsunuz e-ticaret olayına geçildi mi? E-ticaret dünyada çok önemli. Özellikle bazı firmalar aldı başını gidiyor e-ticarette. Denizli olarak e-ticarete alıştı mı ve bunu iyi kullanabiliyor mu? Şimdi birinci sorunuzu örnek hemen cevaplayayım kısaca. Çünkü diğer konu bence biraz daha geniş. Senden ihracatçı olur projesinden bahsediyorsunuz. Evet. Biz evet. İhracatçı birlikler olarak bence ihracatın gelişmesini ilk önemli görevimiz zaten ihracatı geliştirmek. Yoksa kurumdaki memur arkadaşlarımız devlet yardımlarını, teşvikleri, bunları onlar ihracatla ilgili resmi işleri, bürokratik işlemler onlar hallediyorlar. Bizim gibi yani firmalardan gelen, özel sektörden gelen ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın vazifesi ise yeni ihracat hedefleri bulmak, ihracatı geliştirmek. İhracatı geliştirmenin bence iki yolu var. Bir, ihracatçı sayısını artırmaktan geçiyor bu konu. İkincisi de mevcut ihracatçıların önüne yeni pazarlar koyabilmek.
onlara yeni hedefler sunabilmekle ilgili. Senden ihracatçı olur projesinde biz Denizli'mizin biliyorsunuz merkezdeki iki ilçe haricinde 17 tane ilçesi var. Biz bu 17 ilçemizin 15'ini gezdik. Buralarda toplantılar yaptık. Buralardan bize 100'den fazla müracaat geldi. Bunlara ihracatı anlattık. İhracat nasıl yapılır onu anlattık. Ha şunu da biliyoruz. Bu firmalardan hemen ya da buradaki insanlarımız ertesi gün ihracatçı olmayacaklardı. Ama biz onlara öncelikle ihracat yapmak için belli bir standartta, belli bir kalitede, belli bir markada, belli bir ambalajda mal üretmeleri gerektiğini onlara anlatmaya çalıştık. Bunun için de birlik olmaları gerektiğini anlatmaya çalıştık. Benim bildiğim kadarıyla 3 ayrı ilçemizde bununla ilgili birlikler oluşturuldu. Yani bir ara, birliklerle bir araya gelindi. Mesela Çal'da oradaki şarap üreticileri için onlara bir önerdiğimiz model vardı. Çünkü birçok yani orada bir sürü 18 tane yanlış hatırlamıyorsam fabrika var ve birbirleriyle rekabet, fiyat rekabeti içerisinde olduklarını söylediler. Dedim ki yani buraya bir kendiniz ayrı bir bütçe oluşturursanız, bu bütçeyle dünyadaki gurmelerden bu bölgeye getirseniz, bu gurmeler televizyonlarda malum bir sürü gurme kanalı var. Özellikle bu pandemi döneminde hepimiz bolca seyrettik evde. Yani buralarda yayınlarda yer alsanız, şehrin, bölgenin markasını oluştursanız, siz de bu markadan payınızı sonra düşeni alsanız diye önerdik. Bunlar hep senden ihracatçı olur projesinde ilçeleri dolaşırken çıktı. İlçemizin bir tanesinde hemen orada bir yerel marka oluşturduk. Onun internet adresini aldık falan. Neticede şu anda benim bildiğim kadarıyla 7 tane yeni ihracatçımız oldu. Daha önce hiç ihracat yapmamış. Bu bize müracaat eden 100'ü aşkın firmaya ya da şahsa biz birliğimizde dil kursu verdik. Yabancı dil kursu verdik. Artı biliyorsunuz Denip Akademi diye bir akademimiz var. 5 yıldan beri sürüyor. Bu sene orada daha çok e-ticaret üzerine yoğunlaştık. Pandeminin arkasından nasıl pandeminin sonrasına hazır olabiliriz? Yeni normal nasıl olacak? Onu anlatmaya çalıştık. Bu e-ticaret çünkü bütün dünyada rakamları katladı biliyorsunuz. Yani ülkemizdeki oranı daha önce %3-3,5'lardaydı ticaretin online'daki. Şu anda bu neredeyse iki haneli yani %10'un üstüne çıkmak üzere bildiğim kadarıyla %8,5-9'larda şu an ticaret, genel ticaretin içerisindeki e-ticaretin payı. Aynı şekilde tabii firmalarda bunu görünce daha önce hiç aklına gelmeyen, web sitesi olmayan ya da sadece official dediğimiz tanıtım sayfası olan firmalarımız artık e-ticaretin bir kenarından tutmaya çalıştılar. Bizler de onlara rehber olmaya nasıl ihracat yapabileceklerini dünyanın bütün bölgelerini anlatmaya çalıştık. Mikro ihracatı anlattık. Mikro ihracat biliyorsunuz 300 kilonun altında 1500 euronun altındaki bütün ihracatları mikro ihracat kapsamında yani birçok gümrükle ilgili işlemleri atlayarak yapabiliyorsunuz. Onu anlattık. Ve bunun da neticelerini şeylerden bu uluslararası kargo şirketlerinden onların taşıma kapasitelerini artırmalarından anlayabiliyoruz. Bu arada bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık bir yıl, 1,5 yıl oldu. Denizli Havaalanı'nı, Çardak Havaalanı'nı gümrüklü havaalanı yani kargo gümrüğü yapan havaalanı. Çünkü burası gümrüklü havaalanı ama kargo gümrüğü yok burada. Deniz Havaalanı'na kargo gümrüğünü getirmeye çalışıyoruz. Sayın Valimiz bu konuda bizi çok destekliyor sağ olsun. Çardak Kaymakamlığımız, Devlet Hava Meydanları İşletmemiz. Bunu almaya çalışıyoruz. Eğer bunu alabilirsek özellikle bu e-ihracat konusunda malların bir gün yani bir gün kazanacak. Çünkü e-ihracatta en önemli konu malın bir an önce üreticisinden tüketicisine yani müşterinin eline ulaşması bir gün fark edecek ve bir gün herkes için çok önemli. Yani biz İhracatçılar Birliği olarak dediğim gibi hem yeni ihracatçılar oluşturmaya hem ihracatçılarımızı e-ticarete hazırlamaya hem de diğer oturmuş firmalarımıza da URGE projelerimiz var. Bu Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi, Bakanlığımızın projeleri. 3 tane tekstil URGE'miz var, ev tekstil URGE'miz. Bir tane dış giyim URGE'miz ihtiyaç analizini başladı.
Yani firmalarımız belli, ihtiyaç analizinde onlar. Ondan sonra bir tane makine urgemiz var. Makine ihracatçılarımızın içinde olduğu. Bu arada Virtual Home Text Turkey diye bir dünyadaki ilk bütün dünyaya açık ev tekstil fuarını yaptık. Burada 1105 taneydi yanlış hatırlamıyorsam yabancı katılımcı vardı. Sonra Türkiye'de olan dış firmaların ofislerinden de gelen firmalarımız oldu onlardan. Ve 6 gün yaptık biz fuar ama sanayi odamızla beraberdik bu arada. Onlara da katkılarından dolayı teşekkür ederim ekranlarınız aracılığıyla. Hepinizin bildiği Heimtex, Almanya'daki Heimtex fuarını organize eden Messe Frankfurt'la beraber yaptık bu fuarı. Messe Frankfurt'ta yaptığımız fuardan onlara 5 hedef ülke vermiştik. Rusya, Almanya, Amerika, İngiltere ve Hollanda olarak ve bu 5 ülkeden yoğun miktarda katılım oldu. 79 ülkeden insanlarımız, pardon 79 ülkeden katılımcılarımız vardı. Fuarımızı, ziyaretçilerimiz vardı. 88 tane firma katılımcıydı. Denizli, Bursa ve İstanbul'dan. İnşallah bunun ikincisini çok daha kapsamlı bir şekilde yapabileceğimize inanıyoruz. Dediğim gibi biz, bu arada mesela İhracatçılar Birliği'mizde online bir B2B odası diye bir oda organize ettik. Birçok firmamız çünkü showroom'unda kamera sistemiyle Zoom'uyla toplantılarını yapabiliyor ama küçük ihracatçılarımızın belki böyle bir imkandan mahrum olabilirler düşüncesiyle online bir B2B odası hazırladık. İhracatçılar Birliği'mize firmalarımız müracaat ettiklerinde randevu alarak bu odada akıllı tahta marifetiyle ve kameralarla müşteriyle canlı bağlantı yaparak görüşme yapıyorlar şu anda zaten. Bu müracaat gelip bizim bu hazırladığımız online bir B2B odası toplantı yapan firmalarımız var. Bunu da buradan bir daha duyurmuş olalım. Belki duymayan arkadaşlarımız, duymayan firmalarımız vardır. Yani biz pandemi süresince ihracatın dijital bölümünde bu şekilde olmaya çalıştık. Eminim eksik kalan yerler vardır. Onları da bizden arkadaşlar fikirler olanlar bizlerle paylaşırsa onları da elimizden geldiğince yapmaya, uygulamaya çalışırız. Çünkü bu hepimizin işi sadece bizim değil. Biz de bu konuda bize gelebilecek önerileri dediğim gibi biraz önce dinlemeye, uygulamaya hazırız. Sayın Başkan, biz özellikle Denizli kısmında üretim yapmayı çok seviyoruz. Üreterek bir şeyler evet. Daha üretmek için çaba sarf ediyoruz. Hani dedik ya, teknolojiyi yakından takip ediyorduk ama dijitalleşme ortamında yoktuk desek yeridir. Bu pandemi dijitalleşmeyi ortaya attı diyebilir miyiz? Şimdi şöyle aslına bakarsanız mesela Türkiye'mizin 2019 oyun ihracatı, yazılım ihracatı 1 milyar dolardı. 2020'deki rakamsa 2,5 milyar dolardı. Yani bir yılda 2,5 katına çıkmış. Bu sene için hedeflenen rakam da 4,5-5 milyar dolar arası. Evet. Yani bu yazılım, dijitalleşme aslında genç neslimiz dünyaya çok açık. Biz bu arada yazılımın artması, dış giyimin artması, katma değerinin artması hepimiz için önemli. Şöyle söyleyelim, bizim deniz ihracatımız 2019 senesinde 1,58 dolardı kilogramı. Evet. Türkiye ihracatımızın kilogram değeri ise 1,34 dolardı. Bu sene Türkiye ihracatımız 1,04 dolar kilogram değerliyle ihracatı gerçekleştirdi. Bu ne demek? İhracatı yapıyorsunuz ama daha fazla mal satıyorsunuz demek. Bu nedenle bizim katma değerli ihracata yönelmemiz çok önemli. Eğer bir malı dökme satıyorsak onu pakete sokmalıyız. Pakete sokuyorsak kendi markamızda satmalıyız. Kendi markamızda satıyorsak satılan ülkelerde kendi şirketlerimizi kurmalıyız, direkt satmalıyız. Yani hep yaptığımız işin bir level üstünü halletmeliyiz. Yani işte mesela yıllardır hatırlıyoruz, bizim ilkokulda okurken Türkiye'nin ihracat kalemleri pamuk, tütün, işte zeytinyağı falandı. Ama evet. Mesela şöyle söyleyelim, 1983'te ülke ihracatımızın %82'si yanlış hatırlamıyorsam tarım ürünleriydi. Bugünse %92'si
pardon, %92 tarım ürünüydü, %8 sanayi ürünüydü. Bundan 2 sene önce Türkiye'nin sanayi ürünü ihracatı %82 idi. Yani bu ne demek? Biz artık pamuğu, tütünü ya da bilmem inciri işlemeden satmıyoruz demek. Hatta pamukta bu sene yani 1 milyon ton dıştan pamuk ithal ettik. Neden? Çünkü Türkiye'de üretilen pamuk, Türkiye'de üretilen tekstil ürünü yetmiyor. Biz geçtiğimiz sene 212 bin ton yurt dışından pamuk ipliği ithal ettik farklı numaralarda. Ha, buna karşı 148 bin ton ihracatımız da var. Onu da söyleyelim. Yani hem üretiyoruz, hem ithal ediyoruz, hem ihraç ediyoruz. Yani globalleşen dünyanın ticaretinin, dünya ticaretinin her yerinde varız. Ama burada malı mümkün olduğunca finale doğru götürmek lazım. Mümkün olduğunca pazarlarda depolar açmak lazım. Pazarlarda kendi firmalarımızın olması, kendi markalarımızın olması hepimiz için çok önemli. Biz İhracatçılar Birliği olarak yaptığımız toplantılarda hangi sektör olursa olsun, bu tekstil olabilir, bu kablo olabilir, hepsinde bunu anlatıyoruz. Hatta belki takip ediyorsunuz birkaç gündür. Biz Denizli 2019 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni yapamamıştık. Evet. Malum 2020'yi de görünüyor ki 3-5 ay yapamayacağız. Onun için dedik ki bir an önce bu marifet iltifata tabidir. İhracat yapan firmalarımızın ödüllerini biz dağıtalım. Önce Türkiye'deki bütün sanayicinin masasında duran ulusal bazlı bir gazetenin arka sayfasına bir ilan verdik. Onları, firmalarımızı onore edebilme anlamında orada onların isimlerini ilan ettik. Arkasından da yönetim kurulumuz olarak salı günden beri, salı çarşamba gezdik. Bugün işte sizin programınız var diye ben ondan bugün programı yarına aktardım. Yarın devam edeceğiz ve önümüzdeki hafta devam edeceğiz. 26 firmamız ki Uşak var bunun içerisinde. Uşak'ın 4 firması var. Uşak'ı kendi il bazında düşünerek 4 firmayı aldık. Bu 26 firmamızı artı sektörlerdeki 23 firmamızla beraber 49 firmamızı iş yerlerine ziyaret ederek onların 2019 ve 2020 ödüllerini dağıtıyoruz. Bunu şuradan söyleyeceğim. Evvelsin gittiğimiz bir kablo firmasında iki tane genç kardeşimiz vardı ikinci nesil olarak. Daha önce buradaki toplantılarda söylediğim bir konu var. Onlara da anlattım. Dedim ki şu. Mesela deniz ihracatının kablo ihracatı 146 ülkeye. Sedat Beyciğim. Ne kadar güzel bir rakam değil mi? Ama burada da ilginç bir şey var. %50'sini İngiltere'ye yapıyorlar. %8'ini İrlanda'ya, yani adaya %58. %6'sını İsrail'e. Ne demek? 3 kablonun ikisi sadece 3 ülkeye gidiyor. Bir tanesi 143 ülkeye gidiyor demek. Buradan şöyle bakmak lazım. Demek ki çok büyük bir pazar var. 143 ülkeye biz kablo satabiliyorsak orada bir pazar vardır. Biz 143 ülkeye fokuslanarak daha nasıl fazla nasıl kablo satabiliriz ona bakmamız lazım. İngiltere'ye satarken. Tabii burada önümüze gelen ülkelerin önemli bir bölümü Afrika, Orta Asya ve Güney Amerika gibi ülkeler. Operasyonların zor olduğu ülkeler. Buradaki operasyonları yönetebilmek için arkadaşlara, o gün genç kardeşlerimize de anlatmaya çalıştım bunu. Dedim ki bu bizim neslin işi değil. Sizin neslin işi. Gençler olarak yani 4-5 firma bir araya gelip o yeni bir pazarlama firması oluşturup bu pazarlarda depo açıp malınızı dedim müşteriye satmalısınız. Zaten hepiniz aynı malı üretiyorsunuz. Evet, İngiltere'de, İrlanda'da rekabet etmeye devam edin. Hiç sıkıntı yok. Ama Nijerya'da, Kongo'da, Kazakistan'da depo açmak, oralarda operasyon yönetmek bir firmanın kaldıramayacağı maliyetlerde. Gerçi devletimizin destekleri var bu konuda. Ama maliyetler yüksek. Güvenlik problemi var. Yani can güvenlik, para transferi problemleri var vesaire. Ama bunu birlik olurlarsa efendim? Kolay değil. Birlik olurlarsa 5 firma 7 firma bir araya gelirse, sadece o pazar için bir araya gelirse, o pazar için şirket kurarlarsa, hepsi sırayla o ortak bir yeni bir marka oluştururlarsa o pazar için o pazara diyelim alınan siparişin bir yani bölüşerek üretebilirler, sırayla üretebilirler. Çözümü mutlaka bulunur.
Da bunun için genç nesle bunu anlatmaya çalışıyorum. Gıdada. Sayın Başkan, dakikamız azalır, siz de gençsiniz. O kadar yaşlı falan değilsiniz. Yani o kadar gençsiniz. Ben kendimi birinci jenerasyon görüyorum. İkinci jenerasyon için diyelim. Teşekkür ediyorum iltifatınıza bu arada. Yani farklı yeni bir hikaye yazmamız lazım. Yeni hikaye içinde yeni oyuncular lazım. Biz de bu gençlerimize bunları anlatmaya çalışıyoruz. Onların vizyonuna katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Diyeyim, burada noktalayayım. Sanırım zamanı açtık biraz. Zamanı açtık. Güzel. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İnşallah yüzce de yine yeni bir projelerini konuşuruz. Ama İnşallah. Biz ihracatçılar birliği sadece tekstilden ibaret olmadığını buradan da izleyicilerimize belirtmek isterim. Tabii. Yani zaten onu sürekli söylüyoruz Sedat Beyciğim. Yani bu şehirde rakamı artarak ki geçtiğimiz bu sene 1.6 milyar dolar gibi rakamı artarak oranının düşmesi lazım tekstilin. 1.6, 2.6'ya çıkmalı, 5 milyara çıkmalı ama %43 değil, %25 olmalı. Anladım yani başkanım. Burada diğer sektörlerin bu açığı kapatması lazım. Biz onun için çalışıyoruz. Kapanacak Sayın Başkanım, son sözünüzü alalım, kapatayım programı. Ben öncelikle bu işleri yaparken kendi başıma yapmıyorum. Bir yönetim kurulumuz var, denetleme kurulumuz var. Yeni ailesi dediğimiz yedeklerle beraber arkadaşlarımız var. Bir de İrdeniz İhracatçılar Birliği personelimiz var. Ben sadece onların vitrindeki yüzüğüm. Bütün bu başarılı çalışmalar için, bu takdirler için onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Denizli halkına da sağlık, sıhhat dolu günler diliyorum. Lütfen bu kurallara uyalım ki bir an önce şu dertten, beladan, ağzını ne diyeceksek bundan kurtulalım. Çünkü İnşallah. Bu bizim elimizde inşallah. İnşallah. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun. İnşallah. Hoşçakalın. Denizli ihracatının yıldızları daha da artar. Çok teşekkür ederim. Umudumuz o. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programlarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.